24 Mayıs, 30 Mayıs değerli kova burçları nasılsınız? Umarım her şey güzel ve yolundadır. Yükselen ve ay burcunuzu mutlaka takip ediyorsunuz. Akkoya Official Instagram sayfam takip edebilir. Günlük yorumlarımızı burada orada takip edebilirsiniz. Her şey güzellikte olsun. Kardeşlerle kırgınlık olabilir. Sabah keyfiniz yerindeyken onlarla iletişim evresindeki yaşayacağınız saçlarınız diken diken olabilir. Gereksizce bayramda yaşadığınız bir hata olabilir. Sizi inciten bir konu olabilir. Aile içerisinde yapılan davranışlar sizi incitmiş olabilir. Sanki bu hafta ailenize tavır alma, yani artık onların hatalarını doğrultmaktan, onlara destek olmaktan, onların her şeyini alttan almaktan yoruldum diyebilirsiniz. Ve bu yüzden de gereksiz para harcayıp kendinizi zora sokabilirsiniz. Aile hiçbir zaman değişmez. Sen paran kendinde kalsın. Yine ailene vıt 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 et ama para harcama diyorum. Lütfen rica ediyorum. Çok yakın dostlarınızla ilgili güzel bir iletişim, tatil planı, hatta onlarla birlikte yapacağımız güzel yollar, güzel planlar var ama bunlarla ilgili iptal olabilir, gecikmeler yaşayabilir. Hatta bu iş seyahatiniz olabilir, yurt dışı, şehir dışı seyahatiniz olabilir. İptal etmeler söz konusu olacak ama sonrasında gideceğiniz yolculuklar size gayet keyif verecek. Enerjiniz ve sorumluluklarınız daha çok artacak. Kendi işini yapan kova burçlarında çok güzel anlaşmalar, yenilikler ve telefon elinizde ya da anlaşmalar bilgisayar elinizden düşmeyecek. Çok yoğun bir temponuz olacak. Ve özellikle Haziran 17'ye kadar bu yoğunluğunuz ve konumunuz ya da işinizle alakalı çok büyük kazançların aydınlanması olacağını uyarıyorum değerli kova burçları. Devlet ya da büyük kurumsalda çalışıyorsanız yerinizde parasal evrede konuşma döneminiz var. Haklarınızla alakalı almak istediğiniz noktalarınız var. Bunlarla ilgili büyük fırsatlar, yenilikler yakalamak istiyorsunuz ama cesaretiniz olmayabilir. Hadi artık bu cesareti yap. Sen bu hakkı kazanıyorsun. Sadece cesaretin yok. Bu cesareti toparlaman lazım. Uzun süredir devlete girmek istiyorsanız, devletle ilgili beklediğiniz evrak varsa gecikse de bu kapınız aydınlıkta ve mutlaka ve mutlaka burayla ilgili büyük fırsatlar yakalayıp size bu kapılar aydınlığa kavuşacak diyorum. Kendi işini yapanlarda evet parasal anlamda toparlanma, daha güzel fırsatlar sağlayacaksınız. Büyük anlaşmalara özellikle tır, kamyon, kamyonet ya kum ya da inşaat sektörüyle alakalı büyük projeleriniz varsa, ihaleleriniz varsa bunlarla ilgili ve uzun yol tır ya da kamyon ya da taksiciyseniz bile güzel güzel paraların hayatınıza geçiş sağlayacağı gözüküyor. Bunları çok iyi değerlendirmeniz lazım. Ailenizden kalan bir ev ya da bir toprakla ilgili satayım mı satmayayım, satmayın. Çünkü burası çok değerli. Daha çok değerlenecek. Acele etmeyin. Ufak tefek borçlarınız var. Bunlarla alakalı kaygı ve endişeleriniz var. Özellikle 3 Haziran, 7 Haziran arasında gelecek bazı paralarınız var. Bunlarla birlikte bu borçlarınızla ilgili yavaş yavaş altyapısı oturtacak. Korkmanıza gerek yok. Sağlık olarak evet dişle ilgili problemleriniz bitmiş olabilir ama diş eti çekilmesi, diş eti kanamalarınıza dikkat edeceksiniz. Son zamanlarda varis, ayak ve ayaklarla ilgili, kemiklerle ilgili ağrılarınız olabilir. Özellikle annenizin ya da babanızın diz kapak sıvılarıyla alakalı sıkıntılar olabilir. Ya da son zamanlarda geçmiş ailenize özlem olabilir. Böyle ailede geçiremediğiniz zamanlarla ilgili geçmişe dönük olabilir. Yani hepimiz ailemizi kaybetmiş olabiliriz ya da ailenizde uzaklık varsa telefon var oturup konuşun. Bizimkiler mezarda nerede konuşacağım? Yukarıya sesleniyorum, haber veren yok. Ama sizin eğer yaşıyorsa telefon dediğimiz çok güzel bir teknoloji olayı var. Arayın, gönlünü almak nedir ki yani diyorum. Kardeşlerinizle ortak iş yapmak isteyen bazı kova burçları için çok güzel aydınlanmalar. Hatta yer beğenme, yerle ilgili araştırmalara gireceksiniz ve burada güzel olumluluklar yaşayacağınız gözüküyor. Mesela Yunanistan, Akdeniz, Kıbrıs ya da İtalya, İspanya yani bu tarz fikirleriniz varsa bu kapılarla ilgili güzel anlaşmalar söz konusu olacak. Hatta şöyle söyleyeyim değerli kova burçları, çok güzel olaylara imza atacaksınız. Rahatlık ve parasal evrede de çok büyük bir rahatlığınız kavuşacak. İlişki konusunda biraz sessiz kalmalıyız. Evet yorgunsunuz, hatta yoruldunuz. Birinin size değer vermesini istiyorsunuz ama değer verdiğiniz benim değerimin karşılığı bu olmamalı diyorsunuz ama bazen insanların bencil yönünü de biliyorsunuz ama sevgi istiyorsunuz. Sevgi için kendinizle alakalı yeni alternatif noktalar bulabilir. Kendinize yeni aşkı ilan edebilir. Yeni birilerine bakabilir. Çünkü hayatınızdaki insanın kendi boyutu ve kendi dünyası var. Sizinle ilgilendiği çok fazla yok. Ona göre karar verin diyorum. Kendi enerjinizi, kendi ruhunuzu değiştirebilirsiniz. Son zamanlarda
Boyunla alakalı ya da kulakla ilgili bir estetik düşünceniz var mı bilmiyorum ama ya da göbekle ilgili estetik düşünceniz neyse bence acele etmeyin. Böyle çok güzelsiniz. Biraz daha vakti var diyorum değerli kova burçları. Mutlu kalın, hoşça kalın. Bir de güzel aşk var, kıymetini bilin.